Dünya sağlık turizminde top 10. Her yıl ortalama 100 bin aşkın yabancı tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Uluslararası standartlarda çok sayıda hastaneye sahip olan Türkiye'ye ilginin yoğun olmasının diğer nedeni Avrupa'ya göre daha ucuz olması. Türkiye'ye gelenler daha çok cerrahi müdahaleyle estetik ve göz tedavisi için geliyor. Örneğin bir yabancı Türkiye'de %60 daha az ödeyerek omurga füzyon ameliyatı olabilir. Listede sağlık turizminde en fazla yabancı çeken ülke ise yıllık 1 milyon 200 bin kişiyle Uzak Doğu ülkesi Tayland. İkinci sırada yer alan Meksika'ya tedavi olmak için gidenlerin sayısı 1 milyon. Amerika Birleşik Devletleri 800 bin hastayla 3. sırada yer alırken 4. sırada 610 bin hastayla Singapur'u görüyoruz. Hindistan 400 bin hastayla 5. Brezilya 180 bin hastayla 6. sırada yer alırken Türkiye 110 bin hastayla listenin 7. sırasında bulunuyor. 2015 Mavi Bayrak sonuçları açıklandı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi 2015 yılı Mavi Bayrak sonuçlarını açıkladı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programı kapsamında 2014 yılında İspanya 573, Yunanistan 407, Türkiye ise 397 plajla 3. sırada yer almıştı. 2015 yılında ise İspanya'nın 578 plajından sonra Türkiye 436 plajla 2. sırada yer aldı. Plajların yanında 22 marinada mavi bayrak almaya hak kazandı. TÜRÇEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre 15 gün arayla sezon süresince yapılan deniz suyu analizleri, plajı kullananların güvenliğini öngören can kurtaran bulundurulması, su sporlarıyla yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle ve aynı zamanda tur operatörlerinin aradığı bir eko etiket olduğunu belirten TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, yerli ve yabancı konuklarımızın mavi bayraklı koy ve plajlarımızda iyi bir tatil geçirmelerini dileriz, dedi. Cep telefonu dostu havaalanları. Seyahat sitesi Kayak, yolcuların elektronik cihazlarını şarj edebilmeleri için en kapsamlı imkanları sunan havaalanlarının hangileri olduğunu araştırdı. Avrupa genelinde yapılan araştırmaya göre bu konuda liderlik İngiltere'de. Başkent Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda özellikle dış hatlar terminalinde yolculara elektronik cihazlarını şarj etmeleri için her kolaylık sağlanmış durumda. Tüm yolculara açık olan dış hatlar bekleme salonlarında 3000'e aşkın priz bulunuyor. Polonya'daki Varşova Chopin Havaalanı'nda yaklaşık 3000, Almanya'daki Münih ve İspanya'daki Barcelona El Prat Havaalanları'nda ise yaklaşık 1000'er adet priz bulunuyor. Yolu Viyana Havaalanı'ndan geçenlerse havaalanı genelindeki prizlerin yanı sıra özel çalışma bölmelerinden ve dizüstü bilgisayar masalarından da faydalanabiliyor. Benzer bir uygulama Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda da yolcuların hizmetine sunuluyor. Dünyanın en az turist çeken 10 ülkesi. Birleşmiş Milletler Turizm raporunda dünyanın en az turist gelen 10 ülkesi açıklandı. Die Welt gazetesinin haberine göre bu 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesi de bulunuyor. Raporda en az turist gelen ülkeler şöyle sıralandı. Kiribati turist girişi 6000. Pasifik okyanusundaki bu küçük ada devleti palmiyeleri ve uzum sahilleriyle ünlü olmasına rağmen zahmetli ulaşımı nedeniyle turistlerin pek ilgisini çekmiyor. İngiliz sömürgesi Montserrat uluslararası turist girişi 7000. Karayipler'deki bu volkanik adanın 2/3'ü yanardağ patlamaları nedeniyle oturulamaz durumda. Niue uluslararası turist girişi 7000. Güney Pasifik'teki 1500 kişilik bu mercan adası olmayanlarıyla ünlüdür. Bunlar polisiye olaylar, trafik lambaları ve sıra bekleme. Avrupa'nın 4. küçük devleti olarak bilinen Liechtenstein'ın ziyaretçi sayısı 60.000. Havaalanı da olan bu ülke dağları ve kayak pistleriyle meşhur. Karayipler'deki İngiliz sömürgesi ada devlet Anguilla'nın ziyaretçi sayısı 69.000. Ziyaretçi sayısı 72.000 olan ve Karayipler'de bulunan 32 adalı St. Vincent ve Grenadine'de hava sıcaklığı yaz-kış 27 derece civarında. Şahane sahilleri olan bu ülkeye az turist gelmesinin sebebi ise açıklanamıyor. Dominika uluslararası turist girişi 78.000. Karayipler'deki bu ada devlet 1978 yılında özgürlüğüne kavuştu. Tropik yağmur ormanlarıyla ünlü bu adada 1200 değişik hayvan türü yaşıyor. Johnny Depp'in başrolünü oynadığı Karayip Korsanları filminin 2. ve 3. bölümleri bu adada çekilmiş. Doğu Timor uluslararası turist girişi 78.000. 2002 yılında Endonezya'dan ayrılarak özgürlüğüne kavuşan bu adada 25 yıl boyunca iç savaş olması turizmi olumsuz etkilemiş.
Moldova Cumhuriyeti uluslararası turist girişi 96 bin. Az turist alan ülkeler listesindeki ikinci Avrupa devleti de Moldova Cumhuriyeti. 1991 yılına kadar Sovyet işgalinde kalan ülke, prefabrik binaları, can sıkıcı ortamı ve kalitesiz şarabıyla pek turist çekmiyor. Palau uluslararası turist girişi 105 bin. Filipinler yakınındaki bu ada cumhuriyeti, ana adanın yanı sıra 230 küçük adacıktan oluşuyor. Eski Alman sömürgesi olan Palau'ya ulaşmak için Avrupa'dan yaklaşık 24 saat uçmak gerekiyor. Özellikle dalma meraklıları bu uzun mesafeyi göze alıyor.